Hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda kendi hazırlamış olduğum bir Bitcoin analizini aynı zamanda kendi Twitter hesabım ve TradingView hesabımı göstereceğim. Ve ufak bir gösterge tanıtımıyla olayı kapatacağım. Zaten YouTube'da Matrix olsun, TradingView olsun, Binance olsun onlarla ilgili birçok video paylaşıyorum. Aynı zamanda Twitter'ımdan da paylaşıyorum. Aynı zamanda Telegram kanalımızdan da paylaşıyorum. Ama baktım bu grafik analizi işini yapan Twitter'da olsun, Telegram'da olsun bu arkadaşlar YouTube'a da içerik üretiyorlar. Ben de böyle bir yola girmek istedim. O yüzden bunun bilgilendirmesini yapıyorum ve ilk videomla karşı karşıyayız. Umarım bir sorun olmaz. Şimdi kısaca Bitcoin'den bahsetmek gerekiyorsa ben Bitcoin'deki tüm düşüşleri şöyle takip ettim. RSI'daki uyumsuzluklara baktım. Zaten ben uyumsuzlukların hepsini RSI'da arıyorum ve aşırı alış bölgesinde veya aşırı satış bölgesinde oluşmuşsa bu uyumsuzluklar zaten çok kral bir şekilde çalışıyor. Yani bunları zaten yüzlerce kez anlatmaya gerek yok. Bu Ocak, Şubat, Mart, Nisan düşüşlerin hepsi özellikle bu 14 Nisan'da gelen patır patır düşüşlerin hepsi negatif uyumsuzluklarla oldu. Zaten burada az sonra anlatacağım RSI Divergence and Golden Ratio göstergesinde de gözüküyor. Şimdi burada bir negatif uyumsuzluk oluyor. RSI tepeleri düşerken fiyatın tepeleri artıyor. Aynı şekilde burada da aynı bir görüntü var. Peki anlık Bitcoin'de ne var? Ben anlık Bitcoin grafiğinde bu 28 binden yükseliş trendi çektiğimde, bu trendi uzattığımda şu anki yükselen tepelerin bu trend çizgisine değdiğini görüyorum. Yani şu bölgeden bahsediyorum. Aynı zamanda Bitcoin'in tekrar bir yükseliş trendi içerisinde olduğunu görüyoruz. Burada da gördüğünüz gibi yükselen dipler var. Şimdi buna takoz mu dersiniz, kama mı dersiniz, hiç önemli değil. Sonuçta burada çok güzel çalışan iki adet çizgi var. Ve bu çizgilerin kırılımlarına göre pozisyon almak saçma olmaz diye düşünüyorum. Zaten buradaki düşüş trendi, bakın, iki tane noktada değen bir çizgiyi uzattığımızda buradaki tepkiyi görebiliyoruz. Ve buradaki tepki buraya denk geliyor. Bunların hepsi tesadüf değil aslında. Bunların hepsi matematik ve ya psikolojinin matematiği olarak düşünüyorum ben. Şimdi ben bu görüntü, takoz diyelim buna veya kama diyelim, bunun aşağı kırılması durumunda bir sorun çıkacağını düşünüyorum. Bu aşağı kırılırsa ben şöyle yapıyorum. Trendleri kırıldığı an o trende Fibonacci çekerim. Bu Fibonacci'yi kapatırım. Örnek veriyorum, şu seviyede kırıldı diyelim. Nerede bu fiyat aracı? Şu olması lazım. Sallıyorum, 48.400'de bu kama kırıldı. Ben bu yükseliş trendinin başladığı bölgeden Fibonacci'yi alıyorum ve o trend içerisindeki tepeye çekiyorum. Burada kırıldıysa benim ilk hedefim ne olur diyorum. Bir alt seviyedeki Fibonacci seviyesi. Kararımı bu şekilde veriyorum. Ve tabii ki destek dirençlere de bakıyoruz. Şimdi önceki Fibonacci açık kalsın. Bu Fibonacci seviyesinde de düşen trendten tepki yediğinde 236 seviyesini çok güzel çalıştırdığını, aynı zamanda hem 382'nin kırıldığını, hem direncin kırıldığı, hem de düşüş trendinin kırıldıktan sonraki fırlamanın da çok güzel yaptığını görüyoruz. Ve 0.5 seviyesinde güzel çalışmış. Demek ki bu benim için güzel bir Fibonacci geri çekilme seviyeleri aracı. Yani güzel çekmişim ben bu Fibonacci'yi. Benim beklentim şu an yok. Beklentim ancak çizgiler kırılırsa olur. Herkesin dediği gibi kırılım olmadan formasyon olmaz. Ben bu grafiği takip ediyorum. Bunun kırılması durumunda işler daha kötü olabilir. Ama bir de şöyle bir şey var. Bakın, fiyatın tepeleri artıyor ve RSI'nin tepeleri düşüyor. Aynı buradaki görüntü gibi. Sıkıştırılmış versiyonu düşünün. Fiyatın tepeleri artıyor, RSI'nin tepeleri düşüyor. Bu beni çok işkillendiriyor. Yani bu görüntü beni korkutuyor. Yani
Bunu destekleyen nitelikte fiyat da bu takozu aşağı kırarsa muhtemelen bence negatif uyumsuzluk çalışabilir. Şimdi RSI göstergesinden bahsediyorum. Bunun linkini de zaten açıklamaya bırakacağım. Bu gösterge pozitif ve negatif uyumsuzlukları tespit edebiliyor. Aynı zamanda bu gösterge ile uyumsuzluk son kaç mum içerisinde taransın onu kontrol edebiliyorsunuz. Yani burada bir sıkışma olduğu için, burada birden fazla uyumsuzluk çok kısa sürede olduğu için buradakini göstermemiş. Şimdi aynı zamanda bakın buradaki düşüşte RSI uyumsuzluğu gözüküyor. Buradakinde gözüküyor. Buradakinde gözüküyor. Evet geldim. Nerede kaldığımı hatırlamıyorum. Düşüşleri bu şekilde negatif uyumsuzlukla görebiliyoruz. Aynı şekilde burada da bir pozitif uyumsuzluk yakalanmış. Burada RSI'nin dipleri yükselirken fiyatın dipleri düşmüş. Aynı şekilde bir de ben RSI'nin içerisine basit hareketli ortalama ekliyorum. Buradaki mavi çizgide görebilirsiniz. RSI basit hareketli ortalamasını yukarı kestiğinde hatta şuraya bir çizgi atalım. Bakın şurada yukarı kesmiş. Neredeyse en dipte 28.600 hatta 29.000 olsun hiç önemli değil. Orada size Bitcoin aldırmış. Ve şu an aşağı kesmek üzere. Bir de bu RSI göstergesine şunu ekledim. Fibonacci 618 seviyesi. RSI'ya çekilen hatta son kaç mum içerisinde çekeceğinizi siz belirleyebiliyorsunuz. Bu 14 kalmış. Ben normalde 233 mum içerisinde şey çekiyorum. Pardon, bu RSI'nin uzunluğu. Bu Fibonacci'nin uzunluğu. Ben normalde işte son 233 mum içerisinde 233'te bu arada bir RSI şey RSI diyorum özür dilerim Fibonacci sayısıdır. Son 233 mum içerisindeki RSI'nin tepesini bul, dibini bul, oraya Fibonacci çek. Zaten tepesi 89.28, dibi 23.12'ymiş. Soldan sağa bir Fibonacci çekiyor. Yani buradan buraya bir Fibonacci çekmiş ve 618 seviyesi siyah bir çizgi olarak gösterilmiş. Ve 618 seviyesi de gördüğünüz gibi direnç olarak ve yeri geliyor destek olarak da çalışıyor. Geçmişte de gördüğünüz gibi. Şimdi bu indikatörden de bahsettim. Bitcoin'den de bahsettim. TradingView hesabımdan da ufakça bahsedeyim. TradingView hesabımda girip komutlar kısmından daha burada çok var ama TradingView sürekli bana ceza kestiği için paylaşamıyorum. Artık oldu. RSI uyumsuzluk göstergesine buradan ulaşabilirsiniz. Takip edebilirsiniz. Fikirlerime buradan ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde Twitter hesabımı da görüyorsunuz. Ben bu arada bir bot çalıştırıyorum. Formasyonları tespit edilen formasyonları Twitter hesabımda ve Telegram hesabımda paylaşıyorum. Twitter hesabımdan da bu verilere ulaşabilirsiniz. Telegram hesabımdan da ulaşabilirsiniz. Telegram'da ulaşmak için arama yerine Only Crypto Bot Free yazmanız yeterli veya videonun altına bunu da koyarım. Bu şekilde beni buralardan takip edebilirsiniz. Aynı zamanda Kripto Evi grubunda da analistlik yapıyoruz. Kendi çapımızda arkadaşlarla beraber bir grubumuz var ve bu grupta uzun zamandır Şubat ayından beri ya da Ocak ayından beri hep beraber hem analiz çalışıyoruz hem de grafik paylaşımları yapıyoruz. Diyeceklerim bu kadar. İlk analiz videomdu. O yüzden hatalarım olmuş olabilir. Kusura bakmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere.